Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Balıkesir'imizin çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanlarım, yüklenici firmanın çok değerli yöneticileri, sevgili basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefimiz doğrultusunda önemli bir aşama olan Bor Karbür tesisimizin temelini atmanın gururunu ve sevincini sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yeni bor stratejimizi açıklarken hedeflerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koymuştuk. Stratejimizin odağını da borda katma değerli uç ürün, geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş olarak belirlemiştik. Stratejimizi ilan ettiğimiz gün bu kararlılığımızın bir yansıması olarak bugün temelini atacağımız Bor Karbür tesisimizin mutabakat metnine de imza atmıştık. Geçen sürede gerekli hazırlıklar tamamlandı ve bugün hamdolsun Bor Karbür tesisimizin temelini atmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli konuklar, Bor Karbür tesisimizle birlikte katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerini ülkemize kazandırmanın ilk adımı bugün atıyor, yarınların altyapısını bugünden kuruyoruz. Yeraltı kaynaklarımızın değerlendirmesiyle ilgili sürekli şu hususun altını çiziyorum. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil, uç ürün ya da ileri teknoloji ürünleri olarak ihraç edeceğiz. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüz de bunu örneklerle güzelce izah etti. Bu model hem yatırımcı dostu olacak, hem istihdamı artıracak, hem sektörün hem de ülkemizin büyümesine büyük katkı sağlayacak. En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesini temin etmiş olacağız. Bor cevherini de aynı şekilde ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini ileri bor teknolojileri ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi dünya bor rezervinin %73'ü ülkemizde. Pazarın ise %59'u bizde. Ancak bu bizim için asla bir ölçü ve kriter olamaz. Çünkü ne kadar kaynağa ya da ne kadar rezerve sahip olduğunuzun bugün artık çok fazla bir önemi yok. Günün sonunda bu kaynakları işleyerek artı değer haline getirecek bir altyapıya sahip miyiz? Önemli olan bu. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Konuşmamın başında da bahsettim. İşte bu yüzden madenlerde katma değerli uç ürün üretimine büyük önem veriyoruz. Bu yönde stratejiler ve planlamalar yapıyoruz. Aksi takdirde birbirime sattığımız ham madde dışarıda işlenir ve bunun 100 katını, 200 katını, belki 1000 katı bedelle geri almak durumunda kalabiliriz. Biz artık bu defteri kapatıyoruz. Türkiye artık kendi madenini, kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve tecrübesiyle bu işi işleyecek hale geliyor. Bor başta olmak üzere madencilik kalitesiyle dünyada Türkiye'nin adıyla birlikte anılan sektörlerin başında gelmiş olacak. Bor'da yeni inovasyon anlayışımızı bora dayalı sektörlerde stratejik işbirlikleri geliştirmek olarak belirledik. Artık büyük hedeflere yürüyen bir Türkiye var. Bu yürüyüşe her sektör, her marka, her kurum en büyük desteği vermek zorunda. Eti Maden'de bugün burada güzel bir adım attı ve Bor Karbür tesisiyle ülkemize önemli bir yatırımı da kazandırmış oldu. Değerli dostlar, kıymetli konuklar, bildiğiniz üzere dünya piyasasında stratejik öneme sahip olan Bor, savunma sanayinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar
pek çok çeşitli alanda kullanılmaktadır. Bizler için gelişmeye ve büyümeye açık bir alan. Daha fazla katma değerli ürün üretimiyle birlikte bor pazarındaki açık ara liderliğimizi teknolojiyle pekiştirmiş olacağız. Milli enerji ve maden politikamızın üç saç ayağından biri olan yerlileştirme, işte bu yüzden çok önemli. Enerji teknolojilerindeki bu yerli dönüşümü sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. Enerji ve madenciliğin her alanda yerli insan kaynağı, yerli teknoloji, yerli uç ürün diyerek köşe taşlarımızı diktik. Dün katıldığım toplantıda da ifade ettim. Bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye, enerjide geçiş ülkesi ya da ham madde tedarikçisi olmasının ötesinde büyük bir potansiyele sahip. Enerji teknolojilerinin üretildiği, hatta ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik güç büyük bir üstünlüğe dönüşebilir. Bu yüzden enerji teknolojilerinin yerleştirmesi bizim için hayati önem taşıyor. Bugün savunma sanayinde yaşanan teknolojik dönüşüm, kendi kaynağımıza döndüğümüzde neleri başarabileceğimizin, yerli ve milli teknoloji ile nerelere gelebileceğimizin en güzel örneğini ortaya koyuyor. Savunma sanayinde yerlilik oranı %70'lere ulaştı. Önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Enerjiyi de inşallah, teknolojiyi de Türkiye'nin yeni savunma sanayi yapmak istiyoruz. Kıymetli konuklar, bugün ileri teknoloji bor üretiminde ilk adımını attığımız bor karbür tesisimizle birlikte milli enerji, milli savunmaya en büyük desteği verecek, gücümüze güç katacak. Bandırma'daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür, düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliğiyle savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasında da büyük oranda katkı sağlamış olacak. Bor karbür, yüksek sertlik ve mukavemet yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılmış olacak. Bunun yanı sıra aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçaların üretiminde ve nükleer uygulamalarında da bor karbürü kullanmış olacağız. Yaptığımız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 100-150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar katma değeri artabiliyor. İleri teknoloji ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün, kamu özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve Bakanlığımızın öncülüğünde savunma sanayi şirketlerimiz, dünya bor lideri Etimaden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TR Bor Teknolojileri AŞ şirketini kurduk. Söz konusu şirkette Etimaden'in payı yaklaşık 1/3, %33 mertebesinde. Tesis ilk etapta yılda 1000 ton kapasiteyle bor karbür üretimini gerçekleştirmiş olacak. Yatırım tutarı ise yaklaşık $70 milyon. Buna enerji üretim tesislerini de eklediğimizde herhalde $80 milyon üzerine çıkmış olacağız. Ve tesisi de inşallah 24 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Biraz önce zaten CMC'sinin değerli yöneticisi bu konuda bizi rahatlattı, sözleri de verdi. İnşallah en kısa süre içerisinde tesisimin açılışını burada hep birlikte yapmış olacağız. Tesisimizde yaklaşık 250 kişi istihdam edeceğiz. Böylece hem üretimimiz artırarak insanımızın refah ve huzurunu artıracağız, hem de istihdam imkanı sunmaya devam edeceğiz. Önce insan, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda insanımıza hizmet etmeyi de sürdüreceğiz. Devlet olarak, hükümet olarak her zaman yanınızdayız. Arkanızdayız.
Bordo artık şehir efsaneleri sona erdi. Bordo artık icraat dönemi, uygulama dönemi, somut çıktı dönemi başlıyor. İşte bunun ilk örneği de burada. Birazdan temelini atacağımız tesisimiz Türkiye'nin yüz akı, gurur duyacağı bir yatırım olacak inşallah. Bugünkü yatırımımız ve devamında yapacağımız devasa yatırımlarla Balıkesir'i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceğiz. Yine önümüzdeki yıl içerisinde bir başka kamu kurumumuz TEDAŞ'ın burada bir temel atma törenini daha birlikte yapacağız. Yüksek güçlü trafo merkezlerinin testlerini artık bundan sonra yurt dışına göndermeyeceğiz. Yine Bandırma'da yapacağımız, kuracağımız bu tesisle artık Türkiye'de yapar hale geleceğiz. Çanakkale kahramanı Koca Seyit Onbaşı'nın memleketidir Balıkesir. Mehmetçiğe zırh üretecek olan bu şehrimiz, Mehmetçiğin kahramanlıklarında her zaman onların yanında olacak. Değerli dostlar, kıymetli misafirler, bugün Mehmetçiğimiz her türlü yaptırım tehdidine rağmen milletin ve devletin bekası için, milli güvenliğimiz için içeride ve dışarıda büyük bir mücadele veriyor. Biz ayak bastığımız her yerde yıkmak için değil, yaşatmak için var oluruz. Bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkanlar önce kendi tarihlerine bir baksınlar. Sömürdükleri milletin kanları üzerinde yükselttikleri medeniyetlerinin nasıl bir yıkıma, nasıl bir vahşete, nasıl bir insanlık dramına sebep olduğuyla yüzleşmeyenlerin bize söz söyleme hakları yok. Bugün Kuzey Suriye'de insanlığın selameti, onuru ve şerefi için oradayız. Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu düşmanı kaynağında yok etmek için mücadele ediyoruz. Bugün Batı terörle mücadelede maalesef sınıfta kalmıştır. Alenen teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendirenler, mecliste, sokaklarda, stadyumlarda terörist paçavralarıyla şov yapmalarına müsaade edenler, sporcularımızın asker selamını hazmedemeyenler, Türkiye'ye akıl vermeye kalkmasınlar. Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri günü gelir yarın döner gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklardır. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Men dakka dukka. Çalma el kapısını çalarlar el kapısını demiş atalarımız. İster eden bulur deyin, ister ilahi adalet deyin. Başkasının kapısını kötü niyetle çalanın başına elbet bir gün yaptığı kötü işin aynısı gelir. Sözlerimi bitirmeden önce dünya bor sektöründe lider olmamızla emek harcayan herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin önünü açan tüm projelere vizyoner liderliğiyle destek sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığı döneminde bu projenin gerçekleşmesi yönündeki desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Etimade'nin cefakar fedakar işçisinden mühendisine ve tüm yöneticilerine, Savunma Sanayi Başkanlığımızın personeline ve iştirakleri, TAY ve SSTEK firmalarına, özel sektör adına Bor Savunma AŞ ve TR Bor yöneticileri ve çalışanları olmak üzere, tesisin yapımını üstlenerek ciddi sorumluluk alan Çinli CMEC firmasına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu memleketin yeraltı zenginlikleri yine bu memleketin çocuklarını, evlatlarını koruyacak. Bu anlamlı yatırımın kazasız, belasız bir süreçte ve planlanandan daha kısa süre içerisinde tamamlanmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri
ve milli değerlerimiz doğrultusunda yerli kaynaklarımızı ileri teknolojimiz ve genç iş gücümüzle işleyerek birer değer haline getirmeye devam edeceğiz. İnşallah Yüce Rabbim bu yolda desteklerini esirgemeyen siz değerli hemşehrilerimizin karşısına yeni müjdelerle tekrar çıkmayı ve bu güzel tesisin açılışını da hep birlikte gerçekleştirmeyi nasip eder. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Gününüz güzel, enerjiniz yüksek olsun. Allah'a emanet olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Zaten size şükranlarımızı arz ediyoruz.